Geçen sene de aynısını yaşadık. Bu sene de Ramazan başladı, başlayalı o yoğunluğu yaşıyoruz. Gerçekten bizim mahalle sakinleri, Yıldırım Mahallesi'nde otursun oturmasın. Daha önce Yıldırım Mahallesi'nde oturmuş, şu anda İstanbul'un belli kesimlerinde, belli ilçelerinde oturan çok sayıda ailemiz var. Ramazan geldiğinde inanın bu konuda çok hassasız. Biz geçen Ramazan'da belki de Türkiye'de bir rekor kırdık mahalle olarak. Yaptığımız yardım ve katkılar. İşsiz, işinden çıkarılmış ya da maaş alamamış. Hatta öğretmenler bile, sözleşmeli öğretmenler bile, çok sayıda öğretmenimiz vardı. Sözleşmeli biliyorsunuz bu pandemi döneminde para da alamadılar geçen sene, aylık şey yapmadılar. Biz bunlara da çok yardımcı olduk. Yani mahallemizde ihtiyaç sahibi çok sayıda insan oldu. Özellikle bu pandemi döneminde. Biz iki senedir Bosna Sancak Derneği ile birlikte bu yardımları organize etmeye çalışıyoruz. Güzel de organize ediyoruz. İnanın bana Ramazan'ın başındayız daha ama çok ciddi rakamlar gelmeye başladı yardım için. Çok güzel bir şey. Müthiş bir şekilde yardımlaşıyoruz. O kadar güzel ki yani Yıldırım Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi olmak inanın kişilerin söylediğini söylüyorum. Çok şanslıyız Yıldırım Mahallesi'nde oturuyoruz diye. Bize çok kolay ulaşıyorlar. Komşularımız, yakınlarımız, muhtarımız, derneğimiz hemen bizi buluyor. Bizi hiçbir şekilde hiçbir şeye muhtaç etmiyorlar. Yani bunları duymak bizi hakikaten ruhumuzu okşuyor. Kalbimizi okşuyor. Yani bu şekilde insanlara ulaşmamız ciddi bir çalışmadır bu. Yani tabii benim de 27 yıllık muhtar olmam sebebiyle artık insanları yakından tanıyorum. Fakat son zamanlarda bu sayı maalesef arttı. O da pandemiden dolayı işsiz kalan, işinden olan. Ama onlar bize ulaşıyor. Onlar bize ulaşıyor. Biz de zaten Sedat Hocam da dernekte başkan yardımcımız. O da bu işlerin içinde zaten. Ciddi yardımlar alıyoruz, ciddi katkılar yapıyoruz ve yapacağız da Ramazan boyunca inşallah. İnşallah. Buradan da seslenmek istiyorum. Yani zekatını verememiş, vermek isteyen fakat nereye vereceğini düşünen bilemeyebilir. Öyle bir insanlarımız var ki bütün gün işinde gücünde. Zamanı göre ya ben kime vereceğim veya etrafımda verecek kimsem yok, tanımıyor. Ne olur muhtarlarınıza inanın, güvenin. Çünkü muhtarlarımız bu kişileri biliyor. Dernekleriniz var. Mesela bizim Bosna Sancak Derneğimiz var burada. Türkiye Bosna Sancak Derneği. O da ciddi bir şekilde bu konuda katkı yapıyor ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabiliyor. Yani muhtarlarınıza ulaşın. Derneğinize ulaşın. Olmadı bulunduğunuz ilçenin, hadi kimseye ulaşamadınız tanımıyorsunuz. Kaymakamlığa ulaşın. Her kaymakamlık, kaymakam başkanlığında kurulmuş sosyal yardımlaşma vakıfları var. Bu işlere bakan. İlçesindeki ihtiyaç sahibi insanları bilen, belirleyen kişiler. Yani bu üç mutlaka muhtarlık olmuyorsa derneklerimiz var, olmadı kaymakamlık var. Ama yardımlarda bulunun. İhtiyaçlı insanlarımız var. Bu zamanda en azından o zorlukları hissettirmeyelim. Yardımcı olalım bu insanlara. Yardımda bulunmak istiyorum diye sana geldim. İhtiyaç sahibi bir aile var mı diye sordum. Bundan sonraki süreç nasıl ilerliyor? Sen beni o ailelerle mi buluşturuyorsun yoksa bir havuzunuz var orada topluyorsunuz siz mi? Direkt... Onu üç değişik şekilde yapıyoruz. Ama şimdi pandemi döneminde özellikle de çok önermiyorum birinci, ikinci şıkkı. Şöyle yapıyoruz. Geldin, seni adreslere götürebiliyorum. Buyur gel adreslere gidelim. Siz elden teslim edin. Ya da o kişileri ben çağırayım muhtarlığa gelsinler. Siz onlara elden verin. Ya da bize bırakın inanıyorsanız biz bunları dağıtırız. Ben her birini yaşıyorum. Yani daha çok bu pandemi döneminde sağ olsun insanlar güveniyor. Bırakıyor biz de o kişileri kalabalık oluşturmadan. Eskiden pandemiden önce çağırıyorduk. Belki de muhtarlığa ya da muhtarlığın önünde 50 kişi 60 kişi olurdu. Fakat bu virüsten dolayı kalabalık oluşturmak istemiyorum. Yani o bıraktığın zekatını ben bugün ya da iki gün ya da üç gün içerisinde kişilere ulaştırıyorum. Olmadı 5 gün miktarına göre. Yani kesinlikle güvenli yerlere, ihtiyaçlı yerlere gidiyor. Bundan kesinlikle son derece emin ve rahat olabilirsiniz. Derneğimizde var. Bu işi derneğimiz senelerce yapıyor. Yani bu konuda çok rahatlıkla teslim edebilirsiniz.